Allah İstanbul'a ne verirse bir fazlasını Fendi'ye vermiş. Fendi'ye hizmet etmek, Allah'a ibadet etmek gibi bir durum. Ben belediye başkanlığına aday bir arkadaşımızım. Yerele yönelik hazırlıklarımızı yapıyoruz. Belediyeyi kazandığımızda hiç kimseyle kavga etmeyeceğiz. Her kapıyı çalacağız. Tüm talepleri alacağım. Ve Fendi'nin her sokağında her gün insanlar beni görecek. Makamda oturmayan bir belediye başkanı olacağım. Pendik özelliğinde baktığımızda birçok aksiyon konu var tabii ki. Pendik belediye çalışanlarımızın ciddi bir şekilde maaş konusunda sıkıntıları var. Size gelen bu tarz şikayetler oluyor evet, mu? Evet oldu. Bu konuda Ahmet Başkan'ın ciddi bir şekilde personel maaşlarını iyileştirmesi lazım. Merhaba Pendikli TV izleyicileri, ben Samet Övüç. Bugün yanımızda İyi Parti Pendik İlçe Başkanı Süleyman Turan var. Kendisiyle Pendik özelinde siyaset gündemini konuşacağız. Öncelikle bizi ağırladığınız için, misafir ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Ben de size teşekkür ederim. Böyle beni misafir ettiğiniz için kanalınıza. Gündem sıcak. Evet. Baktığımız zaman genel seçimi sonlandırdık ama önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimlere dair İyi Parti şu an ne yapıyor, neler yapıyor? Bize biraz özetler misiniz kısaca? Şimdi İYİ Parti tabii kongre süreçlerini tamamladı. İl ve ilçe kongrelerini seçimden önce, genel seçimlerden önce tamamlamıştı. Seçimden sonra da genel kurultayını yapıp bu süreci tamamladı. Şu anda iktidar da dahil muhalefetteki birçok partimiz seçim ve süreçlerini yönetiyorlar, tamamlamaya çalışıyorlar. O yönden biz rahatız. Biz şu anda il ve ilçelerimiz olarak hazırlık yapıyoruz. Yerele yönelik hazırlıklarımızı yapıyoruz. Aday olacak arkadaşlarımız da genel merkezimiz görüşüyor. Onların taleplerini alıyor. Onlarla birebir görüşüyor. Nasıl bir aday olmalı? Hangi il ve ilçede nasıl bir aday olmalı? Bu yönde bir çalışmalar oluyor. Biz de Pendik özelliğinde bu çalışmalarımızı zaten hiç ara vermeden devam ettiriyoruz. Belediye seçimlerinde tabii bir iddia koymak lazımdı. Biz İYİ Parti olarak da belediye seçimlerine tek başımıza girmek gibi bir durumu söz konusu. Böyle bir talep var. Özellikle biliyorsunuz genel merkezimizde ana kadro değişiklik oldu ana kadroda. Teşkilat başkanlığına İstanbul milletvekilimiz ve eski il başkanımız Buğra Kabuncu getirildi. Yerel yönetimlere de yine İstanbul milletvekilimiz Pendik'te olan Burak Akburak başkanımız getirildi. İki önemli noktada. İki önemli noktadaki başkanlarımız şu anda Türkiye'yi karış karış geziyorlar. Buğra Başkan bütün il ve ilçeleri gezerek teşkilatlarla birebir görüşüyor. Burak Başkan da yine il ve ilçe gezerek hem İyi Parti'nin Türkiye genelindeki belediyelerini ziyaret ediyor. Hem de il başkanlıklarını ziyaret ederek oradaki potansiyel belediyedeki seçimlerin durumunu analiz ediyor. Buğra Başkan'ın en son yaptığımız toplantıda, İstanbul'daki toplantımızda %90 üzerinde İyi Parti'nin teşkilatları yerel seçimlere tek başına girme gibi bir arzusu var. Durum şu anda bunu gösteriyor. Büyükşehir veya diğer il belediyeleri diye ayırmaksızın bunu söylüyorum. 3 büyükşehir özelinde herhangi bir gelişmemiz yok. Parti içindeki durum da yok. Onlar nazarında da tek başına girme gibi bir istek var teşkilatlarımızda. Tabii bunun kararını genel başkanlarımız ve genel merkezdeki yetkili kurumlarımız verecek. Tabii bu süreci öğrenebilmemiz için öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki seçim sürecini tamamlaması lazım. Yani ilçe ve il kongrelerini tamamlaması lazım. Tabii birçok partide, yani birçok baktığınız zaman ilçe başkanıyla çalışma fırsatım oldu. Bu dönemde iki tane, yani bir tane belediye başkanıyla çalıştık tabii. İki tane kaymakamımızla çalıştık. Bazı partilerde 3, bazı partilerde en az 2 olmak üzere ilçe başkanıyla çalışma durumum oldu. Biz de şu anda 5 yıllık bir süremiz oldu. Güzel bir duygu. Bu arkadaşları tanımak gerçekten beni çok mutlu etti. Siyasetin bana kazandırdığı ekstra durumlar oldu. Hiçbiriyle de böyle bir konuşmamazlık, selamlaşmamazlık durumu olmadı. Tam tersi, hepsiyle %100'üyle şu anda bir yere karşılaştığımızda selamlaşıyoruz, konuşuyoruz. Güzel bir şey. Yani insani olarak baktığınız zaman bana en büyük kazanımı bu oldu diyebilirim. Seçim sonrası bir analiz yapıyorum ben açıkçası. Muhtarlıkları geziyorum, STK'ları, dernekleri geziyorum. Bazen beni çağıran iş adamları veya görüşmek isteyen iş adamlarıyla bir araya gelerek onlarla sohbet gerçekleştiriyoruz. Seçimden sonraki süreci, neyi yanlış yaptık, neyi doğru yaptık onları analiz ediyoruz, onları dinliyoruz. Tabii öz eleştiri de çok alıyoruz bu konuda. Rutin yaptığımız çalışmalarımız da var.
arkadaşlarımızla bir araya gelip yönetim kurulu ve divan kurulu üyelerimizle onlarla istişare ediyoruz. Onlarla yapmamız gereken çalışmaları şu anda organizasyonu yapıyoruz. Belediye yönelik çalışmalarımızın şu anda toplantılarını yapıyoruz. Organizasyon şemalarını çiziyoruz. Belediye demişken teşkilat içerisinde Pendik Belediyesi'nin çalışmalarına dair en çok hangi konu eleştiriliyor? Pendik özelinde baktığımızda birçok aksayan konu var tabii ki. Özellikle son zamanlarda biliyorsunuz bu temizlik işleri çok aksamaya başladı. Bununla beraber Pendik'in en büyük sorunu bana göre deprem riski ve kentsel dönüşüm sorunu. Çok büyük bir aciliyet gerektiren bir durum. Bizim en çok konuştuğumuz konu bu. Bununla beraber özellikle altyapı sorunu çok yaşıyoruz. Bazı mahallelere hizmet gidiyor ama özellikle yukarı mahallelere hizmet çok fazlasıyla gitmiyor, aksıyor. Bununla beraber şu anda personel açısından bir yetersizlik var Pendik Belediyesi'nde. Bunun en büyük sebebi de tabii artan maaşlar, asgari ücretin artışı, tabii ekonomik durum. Her belediyenin olduğu gibi Pendik Belediyesi de bu ekonomik gelişmelerden dolayı payını aldı. Bununla ilgili özellikle mahallelerimizde, çok mahalle aralarımızda çok ciddi asfalt çalışması sıkıntısı yaşanıyor. Ve şu anda Pendik'te sabah ve öğlen hizmet veren okulumuz var. Özellikle Çınardere mahallemizde bu konuda sıkıntı yaşayan velilerimiz çok fazlasıyla bize konuda şikayette bulundular. Ve Pendik'te eğitim konusunda okulların çoğaltılması lazım. Ahmet Başkan'ın, biliyorsunuz ben bütün belediyemizin açılışlarına gidiyorum kendileri davet ettiği zaman. Belediyemizin her noktadaki çalışmalarını da yakın takip eden bir arkadaşınızım. Benim işim yereldeki yapılan işleri takip etmek, iyi bir şey varsa onu onur etmektir, takdir etmektir. Güzel şeyler oldu. Özellikle spor salonları konusunda Ahmet Başkan güzel bir sınav verdi. Ama şunu kabul etmek lazım. Pendik ciddi bir şekilde deprem riski taşıyan bir ilçe olduğu için bu konuda dönüşümü gerçekleştiremedi. Şimdi bu konuda maalesef düzelmeyen bir sorunlar oldu. Özellikle kentsel dönüşüm, imar konusu Pendik'in en büyük sıkıntılarının başında geliyor. Ahmet Başkan'ın bu sorunu çözmesi lazım. Ve önünde çok fazla bir süre kalmadı. Seçimler geldi. Artık ikinci dönem geliyor. Kendisi aday olacak mı olmayacak mı o da belli değil. Değil. Yani ya bir de şunu söyleyeyim mesela. Pendik belediye çalışanlarımızın ciddi bir şekilde maaş konusunda sıkıntıları var. Size gelen bu tarz şikayetler oluyor evet, mu? Evet oldu. Oldu. Yani duyuyoruz da zaten bilinen bir şeyle. Şu anda bu konuda özellikle belediye çalışanlarımız geçinememe sıkıntısı yaşıyor. Bu konuda Ahmet Başkan'ın ciddi bir şekilde personel maaşlarını iyileştirmesi lazım. Pendik'te şu anda bildiğim kadarıyla 10-12 bin lira arası kira ortalaması var. Böyle bir ortamdaki Pendik İstanbul'un en ucuz, en düşük kiranın olduğu ilçe olarak biliniyor. Böyle bir rakamların olduğu bir ilçede 13 bin lira, 14 bin lira civarında ortalama maaş gerçekten çok düşük. Ahmet Başkan Pendik'e çok güzel spor salonları, sosyal tesisler yönünden Pendik şu anda diğer ilçelere baktığımızda daha iyi konumda. Bunlar güzel şeyler. Yol çalışması yönünden bazı yerlerde güzel yol çalışmaları yaptı, alternatif yollar yaptı. Yani sadece ilçemize ait bir alternatif yollar olmadı. Bunlar genel olarak İstanbul'un trafiğini de rahatlatacak çalışmalar oldu. Bu yönden tebrik etmek lazım. Özellikle yukarı yakacık bağlantı yolları. Benim şu anda aklıma gelen çalışmalar bunlar. Bizim süreçle ilgili de iyi bir diyalog içerisindeyiz belediye başkanımızdan. Bununla ilgili de kendisine teşekkür ediyorum. Tabii bir de şunu da bilmek lazım. Bu övgü anlamında kendileri söylüyor ama bana göre ben bir eleştiri olarak şey yapıyorum. Özellikle biliyorsunuz pandemi ve Ramazan ayında yardım konusu sosyal hanelere yardım, evet, yardım. 199.200.000'e yakın haneye yardım yaptık diye söyledi. Pendik bütçesinin %8'ini sosyal yardım konusuna ayırmış. Güzel. İstanbul'da bu konuda önde gelen belediyelerden biri. Ama ben şunu hep söylüyorum. Bir belediye yardıma muhtaç vatandaşlara yardım ettim diye övünmemesi lazım. Yardıma muhtaç olan insanların sayısını azalttığı zaman övünmesi lazım. Biz bugün maalesef ülke olarak bu hale geldik. Yani bir koli, bir kart o haneye verdik ki gururlanmak bence bizim için bir ayıp olması lazım. Ben o yüzden bir bu işe bu yönden bakıyorum. Bu övünecek bir durum değil. Aslında bizim bir ayıbımız. Bu yönden de Pendik Belediyesi'nin övünmesine gerek yok. Ben belediye başkanlığına aday bir arkadaşımızım. Bunu da partimle görüşerek açıkladım. Türkiye'de de bunu İYİ Parti anlamında herhalde diğer siyasi partilere de baktığımızda ilk açıklayan ben oldum. Hatta bu konuda CHP'li
görünen bazı gazeteciler tarafından da eleştirildiniz. Yani o arkadaşların eleştirilerine saygı duyuyorum. Ama şunu bilmek lazım ki İyi Parti iktidar olmak için var olan bir parti. Ve iktidarın da bir alternatifi olmak zorunda. Bu bizim bir iddiamız. Ben de bu iddiayı, partimin iddiasını ilk ortaya koyan bir arkadaş oldum. Ben hep şu cümleyi çok kurarım. Allah İstanbul'a ne verirse bir fazlasını Pendik'e vermiş. Öyle bir özellikli ilçeyiz. Ve İstanbul'un başlangıcıdır Pendik. Kuzey Marmara yolundan düşünürsek. Pendik'e hizmet etmek, Allah'a ibadet etmek gibi bir durum. Ben öyle görüyorum. Çünkü insanlara hizmet ediyoruz. Allah'ın en büyük mucizesi insanlara hizmet ediyoruz. O da bir ibadettir. İnşallah Pendik için de Pendik en güzel layık olduğu hizmeti vermek bize nasip olur. Belediyeyi kazandığımızda hiç kimseyle kavga etmeyeceğiz. Her kapıyı çalacağız. Ve her siyasi parti ilçe başkanıyla da diyalog içinde olup onlarla belli zamanlarda, belli aralıklarda görüşen bir belediye başkanı olacağım. Tüm talepleri alacağım. Ve Pendik'in her sokağında her gün insanlar beni görecek. Makamda oturmayan bir belediye başkanı olacağım. İnşallah Rabbim de bana bu konuda bir yol, bir fırsat verir. Bir de şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Pendik Kaymakamımız Hülya Hanım vali oldu. Çok mutlu oldum. Kendisini tebrik ediyorum Sayın Valimizi. Allah muvaffak etsin. Yeni görevinde güzel hizmetler vermeyi nasip etsin. Yalova çok güzel bir insanı, çok güzel bir vali, çok iyi bir ve gerçekten liyakatlı bir vali kazandı. Pendik iyi bir kaymakamını kaybetti. Tebrik ediyorum kendisine. Allah yolunda açık etsin. Bunu da söylemem gerekiyor. İnşallah Pendik'imizin önümüzdeki belediye seçimleri hem Pendik'imize hem de bütün Pendik'te yaşayan insanlarımıza hayırlı olur. Allah hepimizin yolunu açık etsin. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum.